Baybars, Mısır ve Suriye'de hüküm sürmüş Kıpçak asıllı Memlük devlet sultanıdır. Baybars muhtemelen 14 yaşında köle olarak satın alınıp bir Memlük olarak yetiştirilmiş, yeteneği sayesinde hızla terfi ederek emirliğe kadar yükselmiştir. Mansure muharebesi ve Ayn Calut muharebesine başarılı sevk ve idaresiyle bu muharebelerin kazanılmasında başrol oynamış ve ün kazanmıştır. Mısır Eyyubi Sultanı Turan Şah'ı bir suikastla öldürmesinden sonra Kutuz Sultan olmuş, Baybars çeşitli nedenlerle onu da öldürerek Memlük Sultanlığı hükümdarı olmuştur. Devletin gerçek anlamda kurucusu olarak kabul edilir. Pek çok Haçlı kalesini ve kentini ele geçirmiş, Levant'taki Haçlı varlığını birkaç sahil kentine kadar daraltmış, İlhanlıların Kuzey Suriye'deki varlığına son vermiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'ni İlhanlı işgalinden kurtarmak için Anadolu'ya bir sefer düzenlemiş olmasına rağmen Anadolu Selçuklu yöneticilerinden vaat edilen desteği göremeyince ülkesine geri dönmüştür. Sultan Baybars 1233 yılında Karadeniz'in kuzeyinde doğmuş bir Kıpçak Türküdür. Muhtemelen 14 yaşındayken Moğollar tarafından esir alınmıştır. Esir olarak Sivas Halep üzerinden Şam'a götürülmüş, buradaki köle pazarında satılmıştır. Baybars'ı alan Eyyubi Sultanı Salih Eyyub'in memluklarından olan Aytekin El Bunduk Dari'dir. Daha sonra 1246'da zekasının Salih Eyyub tarafından fark edilmesi üzerine onun tarafından satın alınmış, askeri kışlaya gönderilerek askeri eğitim alması sağlanmıştır. Eğitimini tamamlayan Baybars orduya katılmış, Haçlılarla girişilen bir dizi çatışmada ordusunda yer almış, kısa sürede terfi ederek emirliğe kadar yükselmiştir. Baybars ilk büyük askeri başarısını birkaç yüz tapınak şövalyesinin de dahil olduğu Fransa Kralı 9. Louis komutasındaki 1500 kişilik Haçlı ordusuna karşı Eyyubi ordusunda bir komutan olarak kazandığı Mansure muharebesinde elde etmiştir. 7. Haçlı Sefer sırasında Haçlı kuvvetleri Dimyat'ta karaya asker çıkarmış, bölgedeki Memlük askeri birliği komutanı Fahrettin çıkarmayı önleyemeyerek geri çekilmiştir. Kent halkı da Memlük askerlerinin kent savunmadığını görünce paniğe kapılarak terk etmişlerdir. Haçlı ordusu kenti işgal etmiş, ardından Kahire yönünde ilerleyişe geçmiştir. Gece Nil'in bir kıyısında kamp kurmuşlardır. Memlük ordusu da karşı kıyıdaki kampındadır. Sabaha karşı Haçlı ordusu öncü birlik komutanı Robert of Artois ani bir baskın vermek amacıyla ordunun büyük kısmının nehri geçmesini beklemeden geçerek Mansure'ye 3 kilometre mesafedeki Eyyubi ordu karargahına çok hızlı bir şekilde şafakla saldırmıştır. Mısır askerleri silahlarını ellerine alamadan öldürülmüş, küçük bir kısmı Mansure'ye kaçabilmiştir. Robert bu başarıyı genişletip Mansure'ye yürümeye karar vererek Mısır kuvvetlerinin tamamını imha etmek için hızla Mansure'ye ilerlemiştir. Soğukkanlılığını koruyan Baybars, baskında ölen Fahrettin yerine komutayı ele almış, kaçan askerleri toplayıp komutası altına almış ve kent savunmaya hazırlanmıştır. Baybars elindeki askerleri kentin merkezine bizzat yerleştirerek gizlenmelerini emretmiş. Bunu yaparken de kentin ana giriş kapısını açtırmıştır. Robert'ın öncü kuvvetleri kent karşısına geldiklerinde Robert, kentin boşaldığını düşünmüş ve hızla kentin merkezine, iç kale surlarına doğru at sürmüşlerdir. Baybars'ın saldırı komutu vermesiyle dar sokak ve alanlarda dövüşemeyen Haçlı ağır süvarisi kıyıma uğratılmıştır. Çok azı yaya ya da atlı olarak şehirden kaçabilmeyi başardı. Fransa Kralı 9. Louis'in kardeşi Robert, Sonnak gibi tanınmış tapınak şövalyesi ölenler arasındadır. Haçlı ordusunun büyük kısmı Mansure önlerine geldiğinde Baybars'ın 8-11 Şubat arasında art arda giriştiği Horuç hareketleri ile onları püskürtmeyi başaramamıştır. Savunmada kalmış ve 5 Nisan 1250 tarihine kadar kenti başarıyla ve inatla savunmuştur. Sonuçta bu tarihte Haçlı ordusu Eyyubi ordusunun esas kuvvetlerinin de baskısıyla kuşatmayı kaldırmıştı. Sahile kadar geri çekilmeyi başaramamışlar ve Haçlı ordusunun tümü komutanları Fransız kralı dahil olmak üzere pek çok Fransız soylusu esir alınmıştır. Bu tarihlerde Mısır Eyyubi Sultanı olan muazzam Turan Şah, Memlük kuvvetlerinin söz konusu muharebedeki sonuç getirici çabalarını onların beklendiği şekilde değerlendirmemiştir. Üstelik Turan Şah'ın tahta geçmesinde Memlükler onu desteklemişlerdi. Dahası babasının döneminden beri görev yapan Memlük emirlerini görevlerinden alıp kendi yakınlarına atamaktadır. Memlük emirleri bu gelişmelerden doğal olarak fazlasıyla rahatsız olmuşlardır. Sonuçta liderliğini Baybars'ın yaptığı bir grup Memlük subayı harekete geçerek Turan Şah'ı bir suikast sonucu 30 Nisan 1250 tarihinde öldürmüştür. Böylece Mısır'da Eyyubi hanedanı hakimiyeti Turan Şah'ın ölümüyle son bulmuştur. Zaten güçlü durumda olan Memlük emirleri artık devlet yönetimi üzerinde karar sahibidirler. Ancak sultan tayini için hepsi de gergindir. Hanedandan birinin değil de bir Memlük emirinin tahta geçmesi halk arasında huzursuzluk yaratacaktır. Sultan belirlenmesi üzerine Memlük emirleri bir süre görüştükten sonra Salih Eyyub'in eşi Şecer-üd Dürr'ü sultan seçmeye karar vermişlerdir. Bunda hanedandan birinin dul eşi olması, devlet işlerinden anlaması ve Memlüklere yakın bir tutum izlemesi kuşkusuz etken olmuştur. Lakin kısa bir süre sonra bir kadının Müslüman bir toplumda hoş karşılanamayacağı anlaşılmıştır. Hem ülke halkı arasında hem de diğer Müslüman ülke yöneticilerinden tepkiler yükselmeye başlamıştır. Özellikle Bağdat'taki Abbasi Mustasım Billah'ın biraz ölçüsüz mektubu durumu içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Halife mektubunda "İçinizden sultan olacak erkek yoksa size Bağdat'tan erkek göndereyim" demektedir. Bunun üzerine Şecer-üd Dürr Memlük emiri Aybek ile evlenip tahtı ona bırakmıştır. Böylece devletin başına bir Memlük geçmiş, Memlük devleti resmen kurulmuştur. Baybars'ın askeri kariyerindeki en parlak ikinci başarısı 3 Eylül 1260 tarihinde Ayn Calut Muharebesi'ndeki Memlük ordusunun öncü birliği komutanı olarak oynadığı roldür. Ordu hazır olunca sefere çıkılmış, Akka'ya gelindiğinde Moğol ordusunun Ölüdeniz'in doğusundan güney yönünde ilerlemekte olduğu haberi alınmıştır. Bunun üzerine Kutuz, Moğol ordusunu karşılamak için ordunun yönünü güneydoğuya, Ölüdeniz'in güneyine yer alan Ayn Calut'a sevk etmiştir. Bir süre sonra Moğol ordusu görünmüş ve muharebeye girilmiştir. Mısır'dan ayrıldıktan sonra bu bölgeyi iyi tanımış olan Baybars'ın asıl savaş planını hazırlamış olduğu ileri sürülmektedir. Bu plana göre ordunun büyük kısmı ağaçlıklar arasında gizlenirken Baybars kendi birliğiyle Moğol ordusu karşısında ard arda vurkaç taktiğiyle birkaç saat savaşmış, ardından Moğolları ordunun büyük kısmının pusuda beklediği bölgeye çekmiştir. Memlükler kısa sürede Moğol ordusunu çevirmiştir. Şiddetli bir muharebenin sonunda aralarında Moğol komutan Ketboğa Noyan'ın da olduğu Moğol ordusu çok büyük bir kısmıyla imha edilmiştir. Baybars muharebeden bir süre sonra Kutuz'dan Halep iktisatını istemiştir. Kutuz ise vaadini yerine getirmeyerek Halep'i kendisine yakın olan bir adamına ikta etmiştir. Zaten aralarında bir süredir devam eden ve derinleşen bir husumet vardır. Bu son olay üzerine Baybars, Kutuz'un Bahri Memlüklerin etkinliğini kırmak çabalarını artık katlanılmaz bularak yakın arkadaşlarına Kutuz'u öldürmeye karar verdiğini anlatmıştır. Bu arada Kutuz, muharebenin ardından Suriye'de düzeni yeniden tesis ettikten sonra ordu Mısır'a yola çıkmıştır. Gecelemek için kamp kurulan bir yerde Kutuz ava çıkınca Baybars kolladığı fırsatı bulmuş oldu ve 22 Ekim 1260'ta birkaç yoldaşıyla birlikte Kutuz'u öldürdü. Devlet ileri gelenleri yeni sultanı belirlemek için toplandıklarında Baybars üzerine oy birliğiyle karar vermişlerdir. Tahta geçtiğinde ilk icraatlarından biri Kutuz'un yükselttiği vergileri düşürmek olmuştur. Bu karar sultanı öldüren adamın onun yerine tahta çıkmasının halka yarattığı hoşnutsuzluğu gidermiş, Baybars sevdirmiştir. Bu sırada içte bazı isyanlar olmuştur. Bunların bir kısmı Kutuz'un emir yaptığı kendi adamlarıdır ya da Eyyubi hanedanı mensuplarıdır. Baybars isyanları bastırmış, isyan çıkaran emirleri yakalatmış fakat daha sonra bağışlayarak eski görevlerine iade etmiştir. Sultan Baybars, Kahire'de ve ülkesinde İslam bilginlerine ve bilim adamlarına büyük destek sağlamıştır. Örneğin tıp araştırmalarıyla ünlü Arap tıp doktoru İbn Nefis'in patronuydu. İsmi İslam dünyasında özellikle Mısır ve Suriye'de ölümünden sonra bir kahraman olarak anılmaktadır. Katkılarını ve savaşlarını anlatan El Zahir Baybars'ın Hayatı adlı hatıra eseri Arap edebiyatında popüler bir eser olarak önemini korumaktadır.